Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz okulların açılması 30 Nisan'a ertelendi. Bugün de Profesör Doktor Yekta Saraç bir açıklama yaptı ve sınav tarihleri, YKS tarihleri 25-26 Temmuz olarak açıklandı. Bizler de tedirgindik. Okulların açılması geciktiği zaman acaba sınava nasıl yansıyacak bu? Sınav yine belirtilen tarihte mi yapılacak yoksa ileri bir tarihe alınacak mı? Kontrol ettiğimizde okulların 1,5 aylık bir araya girdiğini görmüş oluyoruz. Yani okullara 1,5 ay ara verilmiş oldu. Bunun paralelinde sınavda 1,5 ay ertelenmiş oldu. Burada ek açıklamalara çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü özellikle bunları bekliyorduk biz de. Ek açıklamalarda Yekta Saraç şunu söyledi. Bu sınav MEB'in öngördüğü müfredat dahilinde olacaktır. Yani direkt olarak şu söylenmiyor. Şu konular var, şu konu var yok denmiyor ki denemez. Ancak Milli Eğitim Bakanımız daha önceden ne söylemişti? Öğrencilerimiz yüz yüze aldıkları eğitimlerden mesuller. Dolayısıyla sınavda karşılarına bu çıkacak. Şimdi bununla ilgili çok fazla şey döndü sosyal medyada. İzin verin buna açıklık getirelim. Sevgili arkadaşlar, sınav 1,5 ay ertelendi. Okulların açılması 30 Nisan'ı bulacak. Ama 30 Nisan'da okullar açıldıktan sonra hangi konular görülecek ya da okulların açılması tekrardan ertelenecek mi? Yani şu anda bu bilgiye sahip değiliz, kimse değil. O zaman şöyle düşünmek gerekiyor. Okullar 30 Nisan'da açılacağına göre bu konuları daha sonradan biz görebiliriz. Yani türevin eksik kalan kısmı, integral vesaire. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanımız bunu ısrarla söylüyor. Okullar açıldıktan sonra eksik kalan konular telafi edilecek. Yani yüz yüze eğitimde bu konuları alacaksınız. Eğer sınav öncesinde bu konular alınacaksa bunlardan mesulsünüz ve sınavda karşınıza çıkacak demektir bu. O yüzden lütfen sosyal medyada dolaşan kavramlar çok fazla kafanızı karıştırmasın. Elbette ki herkes bildiğine göre hareket etmek zorunda. Şu anda Milli Eğitim Bakanımız ve YÖK Başkanı buna göre şu anda bize bildirimler veriyor. Sınav tarihinin ve okulların açılış tarihinin ertelenmesi bu yönde. Fakat burada yapılan yorumları çok dikkatli incelemek lazım. Kimse size şu konular karşınıza çıkmayacak demedi. Size söylenen cümle yüz yüze gördüğünüz konu var. O zaman ne yapacaksınız? Sizler 30 Nisan tarihine kadar kendiniz evlerinizde online eğitimlerle eğitiminizi tamamlayacaksınız. Okullar açıldıktan sonra yüz yüze alacağınız eğitimler belki bunu biraz daha pekiştirecek. Çünkü sınavda yani 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan sınavlarda karşınıza tüm konuların çıkma ihtimali var. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Diğer yandan YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversitelerle ilgili de çok önemli bir şey vardı. Bizleri takip eden öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimiz özellikle şuna dikkat etsinler. Artık bahar dönemi tamamlandı. Tamamlandı derken yüz yüze eğitim noktasında tamamlandı. Bundan sonra üniversitelerde gerek yüksek lisans, gerek ön lisans, gerek lisans dersleri uzaktan eğitimle devam edecek. Elbette bunda şu anda sıkıntı yaşayan üniversiteler var fakat onlar da gerekirse yazın da bu noktada uzaktan eğitimlerine devam ederek bu açıklarını kapatacaklarını söylediler. Yani üniversiteler için şu anda bahar dönemi tamamlanmış durumda, uzaktan eğitimle devam edecek. Genel olarak toparlayalım o zaman. Şöyle söylüyoruz. Madem ki sınav 25-26 Temmuz'a ertelendi. Bu bize açıklarımızı kapatmak için 1,5 aydan fazladan bir süre kazandırıyor. Sizler zaten sosyal medyaya alışkın bir kitlesiniz. Online derslere alışkın bir kitlesiniz. Hiç ara vermeden açıklarınızı kapatmaya çalışacaksınız. Açacaksınız kanalları. Eksik olan konularınız hangileri? Bunları teker teker çalışacaksınız. Biliyorsunuz bilgi aktarımında uzaktan eğitim kesinlikle ve kesinlikle çok faydalı olacaktır. Bunu değerlendirmenizi istiyoruz. Gelişmeler olduğunda tekrardan karşınıza çıkıp sizleri bilgilendireceğiz.